Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketi olarak adlandırılan, evet, Manavgat'tan başlayan bu yangını 30 yılın üzerinde bir orman mühendisi olarak ve bu alandaki bütün gelişmeleri dünden bugüne süreci hakim bir isim olarak Manavgat'tan başlayan bu yangını nasıl değerlendirmek lazım? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Evet, ben İbrahim Aydın, Manavgatlıyım ve 1962 doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi Manavgat'ta yapmış birisi olarak ve 1984 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi mezunuyum. İşte hemen mesleğe başladık. 30 yıl dediğiniz gibi. 22 yılı Antalya'da. Özellikle de bu yangın bölgelerinde şeflik yaparak göreve başladım. Ve daha sonra müdür yardımcılığı, müdürlük, bölge müdür yardımcılığı Antalya'da ve 2007-2011 arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yaptım. 2011-2015 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yaptım. Bu aralarda boş zamanlarda da siyasetle ilgilendik, aday adayları oldum. İşte 2004'te Manavgat Belediye Başkanı adaylığımız var. Daha sonra o zaman tabii nasip olmadı. O zaman bir sözümüz vardı, işte milletvekili oluncaya kadar milletvekili aday adayım dedim. Ve 2011'de adaydım. Temayülde bir çıkmama rağmen işte aday olamamıştık. Tekrar 2015'te 7 Haziran seçimlerinde adaydık, nasip olmadı ama 1 Kasım seçimlerinde nasip oldu. İki dönemde de Antalya milletvekili olarak çalışıyorum. Tabii benim milletvekilliğim yanımda asıl işim, titrim orman mühendisiyim ve bu dediğim gibi de 30 yıl yangına birinci derece hassas bölgede çalıştığım için asıl işim benim uzmanlığım orman yangınları. Yani Türkiye'de hava araçlarıyla en fazla yangına giden orman mühendislerinden birisi benim şu anda. Türkiye'de en fazla. Ve çünkü Muğla 168'de ormanlık alan ve yangına birinci derece hassas bölge, İzmir aynı şekilde, Antalya aynı şekilde. Böyle bir mücadelelerin içerisinden sonra da işte iki dönemde de milletvekiliyim. Tabii bu yangın gerçekten Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını. Bu 1946'larda da böyle bir yangınlar olmuş. O zaman tüm ormanlar devletleştirilince vatandaşın öfkesiyle yakılan yerler. Ama Türkiye'nin her tarafında da aynı şekilde. Fakat bu seneki yangınlar, özellikle Temmuz'un ortasında başlayan yangınlar, önce Mersin tarafında, yani Akdeniz'in doğusunda başladı ve daha sonra 28 Temmuz'da da Manavgat'ta başlayan yangınlar. Aynı şekilde Muğla'da da büyük yangınlar var ve toplamı 150 bin hektar bir alan etkilendi bu yangınlarda. Ve Türkiye'de gelmiş geçmiş, mesela dediğim gibi 1946'da olan yangınlar 100 bin üzerindeydi ama bu kadar değildi kayıtlardaki aldığımız. Daha sonra büyük yangınlar deyince kayda giren 2008 yangını, Beşkonak'taki yangın, Karabük'te başlayıp Taşağlı'ya kadar inen yangın 16.500 hektar bir civarındaydı. 2000, yani kayıtlara giren. Düşün yani 16.500 hektar yangın çok büyük bir yangın Türkiye açısından. Zaten bizim ülkemizde bu Akdeniz çanağında, orman yangınlarında en başarılı ülkelerden birisi. Toplam yanan alan 20 bin hektar falan olur yıllık. Bu sene ise yani 20 bin hektar, yani 150 bin, 160 bini bulduğuna göre de yani 8 katı daha fazla yer yandı bu sene. Yani geçmiş yıllara göre 10 katı daha fazla yer yandı. Bu yangın biliyorsunuz, Manavgat'taki yangın 28 Temmuz günü saat 12 civarında kalemleri yakıp kavuran Yeniköy'de başlayan yangındı. Birinci yangın bu. Şimdi yani yangınlar, çünkü çok fazla yangın çıkmış gibi görünüyordu o günler ama öyle değil. Birinci yangın kalemberdi yakıp geçen yangın anında 12'de başladı. Yarım saat içerisinde köyü yakarak geçti ve aynı gün yarım saat sonra Manavgat'ın içerisinde Çakalderesi denen mevkideki çıkan yangın, o da çok tehlikeli bir yangındı, yerleşimlerin içerisindeydi. Oradaki benzinlikler patlayabilirdi. Onun önlendi. Arkasından tabii bu yangınlarla mücadele ederken gece aynı gün 28 Temmuz'un gecesinde saat 24'te Akseki sınırları içerisinde Kepez Bireli'nde çıkan yangın. Yani bu geniş alanlara yayılan yangının temeli 28'i gece saat 24'te Kepez Bireli'nde yakıp geçen ve hemen arkamızda da görünüyor Saksıydı Bireli'ni geçerek Manavgat sınırlarına geçen gece saat 01 civarında falan o tepeden açtı ve oradan havai fişek gibi aşağıya kıvılcımlar yağdı. Ve ilk etapta Güzelyalı, hemen yanında Karavca, Saraçlı derken Beri'ye doğru işte gel Demirciler, Aksaz, Ulukapı, yani 3 saatte yangın bizim sınıra geçtikten sonra Manavgat hemen şuraya salkım ellerine dayandı. Yani Manavgat'a Ulukapı'ya yakarak geldi. Tabii bu yangın yerden yanarak gelmedi. Havadan kıvılcımlar yağarak geldi. Hatta bırak kıvılcımı, o hava hallerinde dumanın içerisindeki küllerin düştüğü yerdeki
otun kuru olması, yanıcı maddenin kuru olmasından dolayı hızlı bir şekilde yayıldı. Ya böyle bir yangın gözükmedi, yani görülmedi yani Cumhuriyet tarihinde. Benim 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir yangın görmedim. Bu normal bir orman yangını değil. Bu bir afetti yani. Çünkü afet oluşu, biz tabii nasıl bir hastanın tahlillerini eline aldığın zaman, filmi eline aldığın zaman görürsün ya. Biz meteorolojik hava hallerinden bir yangının nasıl gelişip, nasıl büyüyebileceğini kestirebiliriz. Ben o iki gün önce bu rakamları gördüğümde, ben daha halen daha milletvekiliyim ama orman yangınları ilgilendiğim için belli raporlar bana gelir ve orada inceler bakarım. Türkiye'nin değişik bir yerinde bir yangın olsa bile orada arkadaşlarımla telefonla görüşür, konuşurum. Ona göre bir yorum yaparım yani yangınlarla ilgili. Ben o rakamları görünce sıcaklık 42 derece. Nem 20'nin altına düşmeyecek ve poyraz olacak. Bu hallerde 50 kilometre bu haller yani önüne ne kadarsa yakacak bir hava halleridir. Ve bir de bu yangını etkileyen faktörlerde yanıcı madde, yani ne önündeki yanıcı madde nedir, yangın çıkıyor. Bir de arazinin yapısı. Bu üçüdür yangını etkileyen. O günkü hallere baktığımız zaman burada şimdi hava halleri ekstrem. Yani burada yangın çıktığı zaman çok hızlı yayılır. Görebiliyoruz net bir şekilde. Çünkü o havada yanıcı maddede rutubet yok, havada nem yok ve kıvılcım düştüğü anda en küçük parça hemen havada o yanma devam eder, dumanın içerisine gelir. Düşer, düştüğü yerde büyüyerek gider. Onun için bu yangın böyle hızlı yayıldı. Ve onun için köyleri tehdit etti. Bu yangınlar biliyorsun Gündoğmuş'ta da bir yangın çıktı. İkinci gün sabahleyin çıkmıştı. O da 29'u sabahıydı yangın çıktığında. Orası da 9.30 gibi falan. Orası da hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Arkasına rüzgarı, poyrazı aldığı için. Şimdi bu yangınların hepsine baktığın zaman 59 tane köyü etkiledi. Şimdi normal bir orman yangını olsa mesela her zaman o mevsimde orman yangınları çıkıyordu. Çoğu kimsenin haberi olmuyordu. Çünkü normal zaman normal şartlarda orman yangını çıkar. Hemen Orman Genel Müdürlüğü'nün araçları onu görür, kuleler görür. Yahut da havadaki İHA'lar görür yangını. Ondan sonra hemen anında helikopter gider. Hava aracı ilk müdahale aracıdır. Helikopter ve uçak gider. Yerde yer ekipleri gider ve yangın söndürülüyordu. Ama bu böyle bir şey olmadı. Bu bir afetti. Normal orman yangını değildi bu yani. Bunu bir kere ayırmamız lazım. Yani normal orman yangını zaten orman teşkilatının gücü yeter. Yani yerellerden biraz destek de alırlar. Belediyelerin şu söndürülüyordu. Ve o günlerden bu yana devamlı yangın oldu. Mesela geçen Zerk'te de yangın vardı. Kimsenin haberi olmadı yani çoğun. Niye? Oradan hemen hava araçları gitti. Yerden kara ekibi de yerden gitti. Söndürdüler yangını. Ama bu yangın öyle bir yangın değildi. Aldı başını gitti ve bu yangın öyle bir hızlı geldi ki dediğim gibi 3 saatte Manavgat'a geldi dayandı. Köyleri yaktı. Yerleşim yerlerini yaktı. Önüne ne geldiyse yakarak geldi. Ve arkasından bu Manavgat ırmağını geçti. Hatta Manavgat Barajı Gölü'nü geçerek Oymapınar'a geçti. Oymapınar'dan Bucakşehirler'den Dikmen'den hastaneye geldi dayandı. Yani hastaneye yani Manavgat'a geldi dayandı. Önünü kesti ki yani yerleşim yerlerinin zarar görmesin diye. Buradaki bizim ilk yaptığımız şey, orman teşkilatının ilk yaptığı konu şu. Öncelikle cana zarar gelmesin. Yani insan kaybı olmasın. Köylerimiz, yerleşim yerleri yanmasın. Ve ona göre tedbir almaya başladık. Tüm önlemlerimiz aman işte yerleşim yerlerine zarar görmesin, insanlarımız ölmesin diye ona göre önlemler alındı. Ona göre karşı ateşler verildi. Ben zaten yangın ilk günü Ankara'daydım. Haber alır almaz buradan işte İlçe başkanımız aramıştı. Hemen bölge müdürünü aradım. Dedi ki böyle bir şey yok. Yangın yani o Yeniköy'de çıkan yangın hızlı bir şekilde geliyor. Köyleri boşaltıyoruz demişti. Vali Bey'le beraber görüştüm. Ve uçağa atladık buraya geldik.